Merhaba sevgili çocuklar. Türkçe kampımızın 9. dersine hoş geldiniz. Ünitemiz sözcük ve cümle bilgisi. Konumuz ise sözlükte sözcük sırasını bulma. Çocuklar, bir ders öncesinden kelime kavramını öğrenmiştik. Kelimelerin anlamlarını bulmak için ise sözlükten yararlanırız çocuklar. Peki sözlüğü nasıl kullanacağız? Evet, sözlüğün içinde kelimelerimiz vardır çocuklar ve bu kelimelerimizin belirli bir dizilişi vardır. Bu diziliş ise alfabetik sıraya göredir çocuklar. Alfabemizin dizilişi nasıldı? Bir okuyalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Evet, şurada bir uyarımız var. Onu da hemen okuyalım. Sözcüklerin sözlük sırası bulunurken önce ilk harflerine bakarız. İlk harfleri aynı ise sonra sırasıyla diğer harflere bakarız. Yani kelimeleri karşılaştırırken bu kurala uyuyoruz çocuklar. Bunu bir örnekle daha iyi anlayalım. Evet, siyah, silgi ve selam sözcüklerini sıralayalım şimdi çocuklar. Ne demişti bize sıralarken? İlk önce ilk harflerine bakıyoruz çocuklar. S, S, S. Buradan hangisinin ilk önce geldiğini anlayamıyorum. Tamam. Ne demiştik daha sonra? İkinci harflerini. Sırasıyla yanındaki harflere bakıyoruz demiştik. Tamam. İkinci harfe baktığım zaman İ, İ ve E. Şimdi baktığım zaman hangisi önce gelir çocuklar? İ'ler mi yoksa E mi? Bakıyorum. A, B, C, Ç, D, E. Bakın E burada, İ burada. Yani E daha önce gelir. Tamam, E birinci sıradadır. Sıralama yaparken çocuklar, her bulduğumuz kelimeden sonra baştan başlayalım çocuklar. Yani ilk harfine bakıyoruz. S aynı, sonra İ, bu da aynı. Sonra ne yapacağız dedik? Bunlar aynıysa hemen yanındaki harfe bakıyoruz. Y ve L. Üçüncü harfleri Y ve L. Şimdi alfabeme baktığım zaman Y burada, L burada. O zaman ne diyorum? L daha önce gelir. Yani L ile başlayan kelime daha önce gelir. Bu 2 numara ve bu da 3 numara oluyor çocuklar. Burada bilmemiz gereken şuydu. Kelimeleri karşılaştırırken önce ilk harflerine bakıyoruz. Eğer ilk harflerinden hangisinin daha önce geldiğini anlayamıyorsak, hepsi aynıysa mesela, daha sonra yanındaki harflerine bakıyoruz. İşte burada hangisinin daha önce geldiğini alfabemizden bakarak anlıyoruz. E harfi İ'den daha önce gelir dediğimiz zaman birinci bu. Sonra ikinciyi bulmaya çalışıyoruz. Tekrar baştan başlıyorum. S, İ aynıydı. Sonra Y harfine bakıyorum. L harfi yani üçüncü harflerine bakıyorum. Üçüncü harflerinin de alfabe sırasına göre hangisinin daha önce geldiğini anlayıp onu 2 numara olarak belirliyorum. Ve son olarak 3 numarayı yazıyorum. Evet, sözcüklerden hangisi sözlükte daha önce yer alır? Burada ise kitap, kaşık ve kemer sözcükleri var. İlk harflerine bakıyorum K. Buradan hangisi önce anlayamıyorum. Yanındaki harflerine bakıyorum İ, A, E. Hepsi farklı. Baktığın zaman A burada, E burada, İ burada. A birinci sırada yer alır. E ikinci sırada yer alır. İ üçüncü sırada. Haydi gelin birkaç örnek yapalım. Bu kutunun içindeki harfleri alfabe sırasına göre dizersek hangisi daha önce yer alır diyor. Önce alfabemizi görerek yapacağız. Daha sonraki etkinliğimizde bunun gibi ama onu alfabemizi bakmadan yapmaya çalışacağız çocuklar. Evet, bakın Y harfi var, L harfi var, B harfi var, İ harfi var, M harfi var. Evet, hangisi önce gelir dediği zaman alfabemizin ilk harfinden başlayıp sayıyoruz. Gözümüzde bunların üstünde. Hangi harfi önce söylersem onu buraya yazıyorum. A, B, B dedim durdum çünkü B var burada. Evet B'yi yazdım. Devam ediyorum kaldığım yerden. C, Ç, tabii ki bunları okurken gözüm bunların üstünde. D, E, F, G, yumuşak G, H, I, İ. İ'yi de gördüm. İ'yi de duruyorum çünkü İ var burada. Devam ediyorum. İ'den devam ediyorum. J, K, L. L'yi de buldum. Evet. M, evet. Ve son olarak da saymıyorum artık. Y. Alfabe sıram bu şekildeydi çocuklar. Yine aynı şekilde E, Z, U, N, R.
Bu harflerin alfabe sırası nasıldır? Hemen alfabemize bakıyoruz çocuklar. Alfabemin ilk harfinden başlıyorum söylemeye. İçimden söyleyebilirim. Siz bu etkinliği yaparken içinizden söyleyin çocuklar. Ama bunu söylerken ilk gördüğünüz harf hangisiyse onu yazın. A, B, C, Ç, D, E, E. Hemen E gördüm, durdum. Devam ediyorum. F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N. N var, durdum hemen. Devam ediyorum. O, Ö, P, R. R de hemen gördüğüm için yazıyorum. Bakın daha artık gerisini saymıyorum. Çünkü biliyorum ki Z son harf. O zaman U kalıyor geriye. Z'yi de son harf olarak yapıyorum. Evet çocuklar, sözlük sıralamasını yaparken şunu öğrendik. Alfabemizi çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor ki hangi harfin daha önce geldiğini hemen sıralayabilelim çocuklar. A, B, C, C dedim. Durdum hemen. Evet. Ç, D, E, F, G. G'de durdum hemen. Yumuşak G. H, I, I, J. J'yi gördüm. Hemen yazdım. K, L, M, N, O, Ö, P, R, S. Evet. S hemen gördüm. Ve Y'yi de yazdım. Tekrar devam edelim. A, B, C, Ç, D, E. Evet, E yaptık. F, G, yumuşak G. Evet, hemen bunu da yaptık. H, I, I, J, K. K'yi de yaptım. Artık yapmıyorum çünkü Z'nin son harfi olduğunu biliyorum. Burada Ü'yü yapıp Z'yi sona yazıyorum çocuklar. Evet, şimdi ise karşılaştırma yapacağız çocuklar. Farklı yazılmış kelimeleri sözlük sırasına göre dizmem gerekiyor. Peki ne yapacaktım? Alfabeyi ezbere biliyor olmam lazım. Peki sıralama sırasında ne yapıyordum? İlk harflerine bakıyordum. G, P, Ç, T. Aslında biraz önce yaptığımızın aynısı çocuklar. G, P, Ç, T. Bu harflerden hangisi önce geliyor onu bulmam gerekiyor. O zaman alfabe sırasına göre saydığımız zaman A, B, C, Ç. Evet, gördüğünüz gibi Ç'yi buldum. Yani çorap olan kelime birinci sırada yer alıyor. Evet, devam ediyorum. D, E, F, G. G'yi de hemen gördüm. G ile başlayan kelimem ikinci sırada. Geriye P ile başlayan ve T ile başlayan kelimem kaldı. Evet, G'den sonra yumuşak G. H, I, I, J, K, L, M, N. O, Ö, P. P. Evet, üçüncü sırada P ile başlayan kelimem. Ve son olarak terlik kaldı. Onu da dördüncü sıraya yazıyorum. Ne yaptım çocuklar? Ne yaptım çocuklar? İlk harflerine baktım. Evet, ilk harflerine göre alfabe sıramı çok iyi biliyordum. Ve bu harflerden hangisinin daha önce geldiğini görüp onu bir numaraya yazıyordum. Sonuncusuna baktığımız zaman diğerlerinden biraz daha farklı. Çilek, çekirdek, çiğdem, çimen. Ne yapıyorduk? İlk harflerine bakıyorduk. Ç, 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 Ç. Öğretmenim hepsi Ç. O zaman buradan hangisinin birinci sırada olduğunu bilemiyorum. Sonra yanındaki harflere bakıyorum. İ, E, İ, İ. İ ve E harfi var. Yani 3 tane İ harfi var. Bir tane de E harfi var. Yani neye bakacağım? E mi önce geliyor, İ'ler mi önce geliyor? Evet, sıralamaya baktığım zaman A, B, C, Ç, D, E. E'nin daha önce geldiğini gördüm. Ç'den sonra E ile başlayan kelimemiz birinci sıradadır. Şimdi ne dedim? Tekrar başa dönüyorum. Ç ile başlıyor, Ç ile başlıyor, Ç ile başlıyor. Tamam. İkinci harfleri İ, İ, İ. Tamam. Şimdi ise üçüncü harflerine bakıyorum. L, yumuşak G ve M. Yani neymiş bu harfler? L, yumuşak G ve M. Şimdi alfabeyi sayarken bu sıraya dikkat ediyorum. A, B, C, Ç, D, E, F, G. Yumuşak G dedim. Ve yumuşak G ile başlayan ikinci sırada. Biri bulmuştuk. Şimdi ikinci sırada. Şimdi diğerlerine bakıyorum. Biri L harfi, biri M harfi. Yani şu ikisi. Evet, sıralamamıza devam edelim. Yumuşak G'den sonra devam edebiliriz. H, I, I, J, K, L. L ile başlayan üçüncü sırada ve sonuncusu dördüncü sırada. Evet, burada ne yaptık çocuklar? İlk harfleri aynıysa, buradan hangisinin önce geldiğini bulamıyorsam hemen yanındaki harfe bakıyorduk çocuklar. Evet, şimdi ise çocuklar, sözlükte kelimenin nasıl bulunduğuna bakıyoruz. Evet, onur kelimesine bakalım. Şimdi sözlüğümüzün alfabe sırasına göre dizildiğini söylemiştik. Sözlükte ilk sırada A ile başlayan kelimeler yer alıyordu. A bittikten sonra B.
B bittikten sonra C, Ç. Böyle devam edip Z harfine kadar kelimeler sıralanıyor çocuklar. Şimdi onur kelimesini bulacağım. Tamam. Ne yapıyordum? A ile başlayan değil. B, C, Ç, D, E, F, G. Yumuşak G. H, I, I, J, K, L, M, N, O. O ile başlayan kelimeleri buldum. Tamam. Şimdi ikinci harfimize geçtik. Yani artık kelimelerimiz hep O harfiyle başlıyor çocuklar. Unutmuyoruz. Hep ikinci harflerine bakıyoruz. Evet, ikinci harflerine baktığım zaman N harfini bulacağım. Ama bu sıralama nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Tekrar alfabemizin ilk harfinden başlayarak. Yani sesli harfler olduğu zaman tabii ki yanında sessiz harflerle başlıyor. Yani baktığınız zaman B, C, Ç şeklinde gidiyor. O'nun yanında B var. O'nun yanında C, Ç, D. Ta ki N harfine gelene kadar. İkinci harfimiz N harfiydi. Evet, ikinci harfimi buldum çocuklar. Şimdi ise üçüncü harflere geçtik. Üçüncü harfimiz ise U. Şimdi 10 ile başlayan kelimeleri görüyorum. Tamam. Üçüncü harflerine bakıyorum. Gördüğünüz gibi hepsi 10'la başlıyor artık. Ve 10'la başladıktan sonra üçüncü harfi U olanı bulmam gerekiyor. Onur'u bulacağım ya. Üçüncü harfi U olana bakacağım. Bakın sessiz harf var. Yanındakiler sesli olabilir. O zaman bakıyorum A gelir, E gelebilir. Daha sonra baktığım zaman I gelebilir. Daha sonra I gelebilir. Evet, ben U harfini bulacaktım değil mi? Daha sonra O ile başlayan, daha sonra Ö ile başlayan kelimeler. Tabii ki ne? Üçüncü harfi Ö ile başlayan. Üçüncü harfi O, üçüncü harfi İ, üçüncü harfi I ile başlayan kelimeler olabilir. Ve daha sonra baktığınız zaman öğleden sonra U ile başlayan olabilir. Tabii ki çocuklar bu arada 10 ile başlayıp 3. harfi T de olabilir. 10 ile başlayıp 3. harfi L de olabilir. Yani onluk demiştim ya size. Bakın onluk derken 3. harfi L oldu değil mi? Yani sadece sesli harfler değil. Sessiz harften sonra yine sessiz harf gelebiliyor gördüğünüz gibi değil mi? Ben buradaki mantığını göstermeye çalıştım. 3. harflerinde A'dan başlayıp U harfine kadar 10 ile başlayan kelimeleri görüyorum. Tamam. 10 U. Evet, 10 U'yu gördüm. Artık 10 U'yla başlayan kelimelere bakacağım. Evet, ne yaptığımı kısaca bir daha göstereyim çocuklar. A'dan başlayıp B, C, Ç diye gidip bu harflerle başlayan kelimeleri geçip O ile başlayan kelimemi buldum. Tamam. Artık bu sayfadan sonra kelimelerim O harfiyle başlıyor. O alana bakıyorum. Şimdi ise ikinci harfim ne? O'dan sonra tekrar ikinci harflerine bakıyorum. Alfabe sırasına göre tekrar gidiyor ve N harfine gelene kadar alfabemi takip etmeliyim. İkinci harfim N harfini bulduktan sonra artık 10 ile başlayan kelimelere bakıyorum. U harfine kadar 10 ile başlayan kelimeleri bulmam lazım. Tamam. Onu yazısını bulduktan sonra artık son harfim olan R'ye bakıyorum. Artık bütün onu ile başlayan kelimelerime bakıyorum ve sonu R olanı bulmam lazım. Onur dendiği zaman artık kelimemi bulmuş oluyordum. Tabii ki harfleri buldukça bakacağınız kelime sayısı da gittikçe azalıyor ve daha rahat bir şekilde buluyorsunuz çocuklar. Evet sevgili çocuklar, Türkçe kampımızın 9. dersinde sizlere sözlükte sözcük bulma dersini işlemeye çalıştık. Tabii ki bir sözlükte kelimelerin nasıl bulunduğuna dair yöntemlerimizi gösterdik. İlk harfine bakıyorduk. İlk harfini bulduysak hemen kelimemizin ikinci harfine bakıyoruz ve ilk harften sonra ikinci harflere bakıyorduk. Aradığımız ikinci harfi de bulduysak aradığımız üçüncü harf neyse onu bulmam gerekiyordu. Her seferinde harfleri alfabe sırasına göre arıyordum çocuklar. Evet, sözlükle ilgili çalışmalarımızı evde bol bol kendi başımıza da yapabiliriz çocuklar. Boş bir kağıdımız olması yeterli. Bu dersimizde kullandığımız materyaller için hemen Ata Yayınları'na ve Mepders.com ailesine teşekkür edelim. Ve bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyelim. Sevgiyle kalın.